de D-Sosyolojisi'nin verileri elimdeki cephanemi oluşturdu. Anahtar kavramım kentte kalış süresiydi. Yani bir kadın 3-5 kuşak kentli ise acaba din kurumunun malzemesine nasıl bakıyor? Kente çok yeni gelmiş en dış halkaysa onun için din kurumu ne ifade ediyor? Kentte yavaş yavaş zaman geçirdikçe köy gibi mi davranıyor, köydeki gibi mi? Kentli olmaya nereden başlıyor? Din bunun neresinde soruyor? Bugün için çok inanılmaz fotoğraf malzemesi. Bu kadın kimliği açısından da temel kalkış noktamızda üç farklı mahalleyi mukayese etmek istedim. Önce dedim ben bir yerlisine bakayım. Bütün istatistik taramalardan sonra elimde pek çok done birikti ve o dönemde aklımın ermeyeceği bir ipucunu kullandım. Doğru yaptığımı şimdi daha iyi görebiliyorum. Arsa, emlak, metrekare bilim kataloğunu kullandım. Maliye Bakanlığı'nın burası zengin mahallesidir, metrekaresi şu. Yan sokak şu mahalledir, metrekaresi buyu öğrendim. Bu bana ev kadınları, çalışan kadınlar, karşı yaka kadınlarının nerede durduğuna dair doneleri toplamamda çok büyük ipucu oldu. Yerleşik mahalleyi donanmacı mahallesi olarak keşfettim. 150 kadını zümreleme tekniğiyle aldım. Bir gece kondu, yani kente eklemlenen en dış halkaya ihtiyacım vardı. O dönem için en yeni, en dış halka bugün Karşıyaka'nın göbeği olan Yamanlar Mahallesi'ydi. Muhtarda aile sicil beyanname formlarını bulamadım. Polis karakoluna gittim. Tam sayı bütün örneklem bana tahsis edildi. Kaymakamlık izniyle. 130 Yamanlar, yani en dış halka, kente yeni göç eden kadınla görüştüm. Bir ara olması lazımdı. Bir şeyle mukayese etmek için. Geçiş sürecini görebilmeliydim. O dönem Bayraklı henüz Karşıyaka'mızın bir mahallesiyken, henüz geç etmiş, kente yeni yeni ısınma turları atan, kentin dış halkası gibi görünüp yavaş yavaş kente karışmaya çalışan bir sosyal bölgeydi. Oradan da azlıktan az, çokluktan çok esasıyla 20 kadın aldım ve başladık çalışmaya. 98 soruluk bir araştırma formuyla tek tek yüz yüze kapılarını çalarak aylarca gelip giderek çalışmamı tamamladım.